Gördünüz zaten o nedenle her iki aday da ve her iki e, aday ekibi de stratejistleri de işi sıkı tutuyorlar. Bugün İstanbul Milletvekili Sayın Süleyman Soylu uzun zamandır kendisini görmüyoruz. Bir dönem sürekli olarak hem tweetlerini e, görüyorduk kendisini görüyorduk açıklamalarını görüyorduk. Meclis kürsüsünde yaptığı son derece sert konuşmaları dinliyorduk ama bir anda ortadan kaybolmuştu malumunuz. Ee, Süleyman Soylu, İçişleri Eski Bakanı ortaya çıktı. Ee, görüldü kendisi. Kendisi CHP'nin Kemerburgaz'daki standını ziyaret etmiş. Çok teşekkür ediyorum, destekleriniz bizim için çok değerli. Sağ olun. Ee, Kemerburgaz'da diyor, CHP standını ziyaret ettik, gülüştük çünkü onlar oyumuza talip oldu. Oyunuzu bize verin dediler. Ben de oyumuz boşa gitmesin, muradımıza gitsin dedim. Siyasetin nazireleri vardır. Hoş görüleri için sağ olsunlar. Allah Allah. Bakar mısınız? Arkada değişim zamanı yazıyor. Kemerburgaz adayının şeyleri orada. CHP'nin oradaki ekibi, örgütteki çalışan arkadaşlar gülüyorlar. Aynı şekilde Süleyman Soylu kahkaha atıyor. Bir ara oh oh falan diye bağırmıyor muydu Sayın Soylu? Bir sonraki fotoğrafa da bakalım. Gene böyle gayet bir takım tatlişlikler. E, güzellikler. Evet gene gülümseyen, karşılıklı. Bak. Allah Allah. Eski Türkiye geri mi geldi? Aman aman. Ne oldu? Ha? Eski Türkiye'de aynen böyleydi. Aynen böyleydi. Biz defalarca seçim izledik hem Türkiye genelinde hem yerel seçimler izledik. Gittiğimiz her seçim kampanyasında, gittiğimiz her seçim gezisinde aynen böyle fotoğraflar çekilirdi ve aynen böyle haberler yapılırdı. İşte şu rakip aday, şu rakip adayın elini sıktı yok torununa bilmem hediye aldı İşte efendim yok ikisi espri yaptılar kameralara kahkaha attılar güldüler öyle böyle böyle sayısız haber yaptık 20 yıldır yapamıyorduk bunu hayır ben hayırdır inşallah demek istiyorum ee, nereden çıktı bu birdenbire tatlışlıklar yumuşluklar minnoşluklar taht binmeler birbirinin standını ziyaret etmeler falan güzel yani ee, ben memnunum da ee, bunu İmamoğlu başlattı yani hakkını teslim edelim ee, Ekrem Bey e, rakip e, standlara gitti. Her ne kadar MHP'li kardeşlerimiz geri bas geri bas falan diye kendisini itip kalksa da birçok standda da gülümsemeyle karşılandı. Bu tabii şöyle e, aslında size söylemiştim. Evet hayır kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı yine CHP'lilerin hayır çadırına gitmişti. Ben de canlı yayında izliyordum televizyonda dedim. Aha Bakar mısın iklim değişiyor galiba siyasette bu kutuplaşma hamaset düşmanca söylem bitiyor mu ya ne oluyor hayırdır inşallah falan derken Sayın Cumhurbaşkanı girdi iki tokat bir tekme yani mecazi anlamda söylüyorum. Siz niye biz oy vermiyorsunuz siz niye hayır diyorsunuz kardeşim niye böyle nankörlük yapıyorsunuz biz bu ülke için neler yaptık yakışıyor mu size böyle nankör muhalefet falan gibi bir konuşma yapıp daha çok da kadın CHP'li e, kardeşlerimizin çalıştığı bir şeydi orası. E, bir standı girdi, girdi İslam. Kadınlar ve şaşkınlık içerisinde yüzlerindeki gülümseme dona kalaraktan Cumhurbaşkanı'na baktılar falan ve Cumhurbaşkanı çekti gitti. Ve böylece büyük bir fırsat daha Türkiye'nin en azından barış ve kardeşlik ikliminin yeniden tesisi ve normalleşmesi yönünde kaçıp gitmiş oldu. Gezi de aynı fırsat ayağına geldi Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Hani biz zannettik ki gider ve gençlere der ki Evlatlarım, yavrularım, çocuklar, gençler, alo Romalılar sizin derdiniz ne ola ki hele bize bir anlatın hani ben de bu ülkenin cumhurbaşkanıyım, başbakanıyım belki çözeriz falan yok öyle bir şey olmadı. Ee, ol başlattı bu meseleyi. Farklı rakip siyasetçilerin işte efendim e, hem kendisinin yaptığı açılışlara e, diğer partinin ilçe başkanlarını davet etmek, kendisi başka açılışlara gitmek, standlara ziyaret etmek ve e, görüyoruz ki bugün de Süleyman Soylu bugüne kadar çizdiği profilin çok dışında bir beden diliyle karşılıklı kahkahalar atarak da CHP standında fotoğraflar paylaşıyor. Bakalım bu e, İstanbul'daki giderek sertleşen ve rekabetin arttığı e, iklimin yumuşamasına da yardımcı olur mu ben sanmıyorum. Çünkü Erdoğan anketleri gördükçe son derece tepesi atıyordur. İstanbul giderse 2028'de Türkiye'nin de gideceği ihtimalinin güçlendiğini o da görüyordur. E, zaten öyle olmalı ki her yer böyle tatlış yumuş e, pamuk şeker kıvamında değil. Mesela Balıkesir'e gidelim. Balıkesir'de hani kimin aklına gelirdi diyebileceğim bir kurnazlık yapılmış. Balıkesir'de biliyorsunuz Balıkesir'in CHP belediye başkan adayı Ahmet Akın. Kendisi Kılıçdaroğlu'nun da önemli kurmaylarından biriydi. CHP'nin genel başkan yardımcısı Balıkesir'de çok iyi tanınan, sevilen önemli isimlerden biri enerji politikalarından sorumluydu. Ve bir önceki yerel seçimlerde Ahmet Akın yine Balıkesir'de Başkan adayı olmak istemişti belediye başkan adayı ama İyi Parti lehine orada ittifak yapılmıştı ve İyi Parti'nin adayının kazanabilmesi için um, CHP adayını geri çekmişti. Ahmet Bey adaylaşamamıştı. Sonrasını hatırlıyorsun herhalde. Balıkesir adayı İyi Parti'den istifa edip rakip partiye geçti. Ya öyle işte. O yüzden e, e, her yer e, bu kadar tatlış değil. Ahmet Akın'a e, acayip bir e, pusu kurulmuş yani bir aday şoku yaşıyor şu anda Ahmet Akın. Yanlış alt veriyoruz Efe'cim. Optimal anketini ben 15 dakika önce anlattım bitti. Evet ben de bunları görüyorum işte ekranda meslekten gelince böyle oluyor. Evet Ahmet Akın kendisi şu anda Balıkesir'de belediye başkan adayı CHP için. Fakat ne yapmışlar biliyor musunuz? Aynı isimle yani yine Ahmet Akın olan adı Ahmet soyadı Akın olan Balıkesirli bir insanı bağımsız aday yaptılar Balıkesir'de. Ya ben de anlamıyorum Begüm soruyor diyor ki YSK nasıl kabul etmiş bunu? Bilmiyorum ki. Ya, YSK neyi kabul ediyor neyi kabul etmiyor anlamak mümkün mü Begüm Hanım? Mühürsüz oyları geçersiz oyları geçerli saydılar biliyorsunuz son virajda bir önceki seçimde. Yani YSK aynı zarfın içine atılmış, İstanbul seçimlerinde yaptığını hatırlıyorsunuz ya, aynı zarfın içine atılmış, iki oydan birini geçersiz saydılar. Bunlardan biri belediye meclis üyeleriyle ilgili seçim kağıdıydı, Onu okey dediler, onda hiçbir sorun yokmuş. Ama başkana verilen oyları geçersiz sayıp seçim iptal ettiler ya bir önceki yerel seçimde. Onun için yani hani YSK her ne kadar... Ee, bir özerk bağımsız kamu organı gibi gözükse de verdiği kararlarla hiç de öyle yapmıyor farkındaysanız. Dolayısıyla Balıkesir'de Ahmet Akın şu anda şaşkın vaziyette. E çünkü insanlar hakikaten de kafası karışabilir. Yani düşünseniz aynı pusula üzerinde iki tane Ahmet Akın ismi görüyorsunuz. Hangi Ahmet Akın oydu falan diye ve zaten bir, yani 10 saniye içinde yanlış yere mührü bir bassanız geçmiş olsun bitti kesirde böyle bir tuzak kurulmuş. Tuzaktır bu yani. Gerçekten bunun başka bir açıklaması yok. Şeytanın aklına gelmeyecek işler oluyor Balıkesir'de.